Finike'de yine süper bir insan çıktı karşıma. Kamp yeri ararken burayı sordum, kampik mi diye. Buranın işletmecisiymiş kendisi. Sahile mi atsam, jandarma gelir mi, zabıta gelir mi, o gelir mi, bu gelir mi derken dört ayak üstüne düştüm. Hava kararmadan kamp yerimi ayarlamış oldum. Şimdi çadırımı kuracağım. Hava kararmadan malzemeleri ayarlayacağım. Ondan sonra keyif yapıp erkenden uyuyacağım. Bugün çok yoruldum çünkü. Finike'den sonra istikamet Demre tarafı. Demre tarafındaki antik kentlerden birine gideceğim. Bundan sonrası yine sürpriz. Yerimi ayarladım. Çadırımı kurdum hava kararmadan önce. Burada başka bir arkadaş daha gelmiş kalmış. Buradaki abi sağ olsun ona da izin vermiş. Şimdi malzemeleri falan da yerleştirip biraz keyif yapacağım. Finike sahilde. Şu an her şey çok iyi. Evet, havada karardı. Akşam ezanı okunmaya başladı. Şu an her şey çok keyifli. Bakalım yarın neler olacak. Ben toparlanırken güneş doğmaya başladı. Finike sahil gerçekten çok büyük ve muhteşem bir sahil. Solda görünen, solumda görünen yer Finike Marina ilçe merkezi ve sahilde bu şekilde. Eşyaları topladım sayılır. Hemen çadırı da toplayacağım. Ondan sonra bir duş alıp yola devam edeceğim. Finike'den de bugünlük bu kadar. Tam geçen yıl yolda kaldığım yer, yağmurda şuradaki kafeye sığınmıştım. Şu anda kafe çalışıyor. O zaman kapatılmıştı. En ilerideki sağda ağaçların olduğu yerdeki kafe. Şu anda hava mükemmel. Finike gerçekten çok tatlı bir Ege Akdeniz ilçesi. Suyun berraklığına bakın. Su tertemiz, insanlar yüzüyor burada. Şurada bir plaj var gördüğüm kadarıyla. Marina var, marina, tekneler, plajlar, deniz manzaralı evler. Güneş karşıdan doğdu. Karaöz tarafından. Burası da battığı tarafı. Hem güneşin batışı hem güneşin doğuşu muhteşem bir ilçe. Finike Küçük Hava mükemmel bir ilçe. İşte 10 kilometre civarında kaldı. Burada Beymelek Lagünü var. Lagünü çekip biraz dinlenmek istedim. Yeni bir karavan, kamping alanı açılmış buraya. Demre Finike yolu üzerinde. Burada bir kahve içip biraz telefonumu şarj edip yola devam edeceğim.
neredeyse tam bir yıl sonra yine bir antik kentindeyim. Hiç mi değişmez bir antik kent? Evet, girişteki kabartmalar meşhur. Girişteki oyma taşlarımız. Ahşap işçiliğini taklit eden taş işçiliği mükemmel Lira'da. Burada antik tiyatro, solda kaya mezarları var ve sağda diğer kalıntılar. Buraya kadar gelmişken hızlıca dolaşıp tekrar bir çıkacağım. En sonuncusu olduk, bunu kullanalım. Gerçekten çok yüksek. Antik tiyatronun en üst noktası. Geçen sefer de kimse yoktu. Bu sefer bayağı kalabalık. Bu tiyatroya rağmen şehir etrafında bu kadar az kalıntı olması hiç normal değil. Bence şu sera tarafları tamamen antik kente dahil. Bu kadar büyük bir antik tiyatro pek az yerde var çünkü. Ya da Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikola'nın adına yaptırılmış kilisedeyim. Geçen sene burayı çok iyi gezdim. O yüzden hiçbir şey okumama gerek yok. Geçen gelişimde burada restorasyon çalışmaları vardı. Ama yine çok güzel hazırlanıp okuyup öyle gelmiştim. Burada iki tane heykel var. Aziz Nikola'yı simgeleyen. Burası Hristiyanlar için çok önemli bir yer. Aziz Nikola aslen Pataralı. Demre başpiskoposu, yani Mira'nın başpiskoposu. Burada da daha net bir heykeli var bronzdan. Kendisi fakirlere ve çocuklara yaptığı yardımlarla, iyilikseverliğiyle tanınan, bilinen bir başpiskopos. Ve öldükten sonra kendisi adına bu kilise yaptırılmış. Taş işçiliği muhteşem kilisenin. Restorasyon çalışmaları tamamen bitmiş ve çok da güzel olmuş açıkçası. Tertemiz içerisi. Burada yapıldığı dönemi yansıtan çok önemli mozaikler var. Bu kısım da tamamen açılmış. Burası İznik Ayasofya'sıyla hemen hemen boyut olarak aynı fakat taş yapı olduğundan çok daha sağlam ve görkemli duruyor. Bu kısımdaki seramikleri Allah'tan kapatmışlar. Ana salondaki seramikleri herkes basabiliyor şu anda. Ben baya suç işliyor gibi hissettim gezerken. Ama bu kısmı kapatmışlar. Aziz Nikola'nın milattan sonra 3. yüzyılda yaşadığı söyleniyor. Burası da o öldükten 1-2 yüzyıl sonra yapılmış. Muhteşem bir yapı. Giriş kısmında da muhteşem tasvirler var. Bu tarafa yolunuz düşerse Aziz Nikola Kilisesi'ne mutlaka uğrayın derim. Evet, bu tasvirler de efsane. Buradaki tasvirler, seramikler, her şey muhteşem. Bu tarafa yolunuz düşerse mutlaka Aziz Nikola Kilisesi'ne uğrayın derim. Muhteşem bir kilise. Şurada ileride iki tane kız var. Rus, başları kapalı. Andrei Rublev filminde gibi hissettim kendimi, Tarkovski'nin.
Bugün akşama bayağı sıkıntılı girdim. Serkan abi, dün tanıştığım Finike'de Serkan abinin tavsiyesiyle Sülüklü plajı tarafına doğru gittim. Daha doğrusu önce Taşdibi plajının yakınlarında bir park önerdi. Sonra Sülüklü plajının yanına park önerdi. Sonra da Beymelek Lagünü yakınında bir yer önerdi. Bunların üçü birbirinden bayağı farklı olunca ben de boşu boşuna 20 kilometre civarında yol yapmış oldum. Bugün ararken sabahtan itibaren Finike'den buraya 30 kilometre yaptım. Demre içinde kamp yeri ararken 20 kilometre yaptım ve gezerken tabii. Ama sonunda böyle bir yer buldum. Burası Taşdibi plajının arka tarafları. Burada çok fazla kamp yeri aradım. Sonunda böyle saklı gizli bir yer buldum. Plajın arkasında, çalılıkların arkasına bisikleti bu şekilde, çadırda bu şekilde yerleştirdim. Gece buradayım. Sahile göre daha rahat edeceğim diye düşünüyorum. Sahil tarafını da göstereyim şimdi. Sahil taraflarında burada çok kamp yeri aradım. Hem sahilde fazla rüzgar olduğu için hem de biraz dinlenmek için içeriği tercih ettim. Şimdi burada bir duş alacağım. Bakın göstereyim. Şu büyük, ortadaki büyük çalının arkasındayım. Taşdibi plajı da burası. Burada akşam 10'dan sonra çadır atsam, sabaha kadar kalsam sahil boyunca çok sıkıntı olmayacağını söyledi birçok kişi. Fakat ben bu tür risklere girmeyi sevmiyorum. Kimse gelsin uyandırsın istemiyorum gece uyurken. Biraz da plaja doğru gidip plajı çekeyim. Taşdibi plajı. Taşdibi plajı da bu şekilde. Güneş de battı batacak zaten. Bugün Finike'den başladık yola. Finike, Demre arası, sonra Demre'deki Mira ve Aziz Nikola Kilisesi'ni gezdim. Biraz da buralarda vakit kaybettim. Güzel geçti. Bugünü burada bitirmenin zamanı geldi. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bakalım yarın neler olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.